Altın Orman'ın sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. İstanbul'un kaptanı, kadından kaptan olmaz mı? Bal gibi olur. Hem de nasıl olur biliyor musunuz? Keşke bütün sandalyeleri, koltukları kadınlara bıraksanız. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı konuğum. Savani Gencioğlu olacaktır. Değil mi? Kadın mücadelesinin bir sonucu olarak bu olacaktır, göreceksiniz. Evet. Birinci bölümü Meral Akşener'in sorusuyla bitirmiştik. Bu seçimin mağduru, mazlumu Selahattin Demirtaş, çünkü cezaevinden çıkartılmadı. Evet. Şimdi o soruyu tekrar soracağım. Bu soru önemli ama Meral Akşener'den gelmesi o soruyu daha önemli ve anlamlı kılıyor. Evet. Çünkü HDP'ye karşı ve ittifakta Millet İttifakı'nda HDP'nin yer almaması da zaten Meral Akşener'in karşı çıkması evet. nedeniyleydi. Ama buna rağmen hak hukuk adına diyor ki Cumhuriyet birinci sayfada Meral Akşener'in herkes bir cümlesini almış, Cumhuriyet bunu almış. Demirtaş beraat ederse seçim meşru olur mu? Evet. Sorusu. Bu arada yeni bir haber. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı malum Demirtaş mahkemeye başvuruldu tahliye için. Çünkü hüküm giymiş değil. Değil. Hani ola ki beraat ederse dediği gibi. Siz niye tuttunuz derler adama içeride. Üst mahkemeye, Yargıtay'a vesaire hepsi reddedildi. Tahliyesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmış bugün. Herhalde sabah saatlerinde. Yeni bir haber bu. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar evet. bunu yazarsanız sevinirim. Demirtaş için AYM'ye başvuru yapılmış. Anayasa Mahkemesi'ne yani. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle Demirtaş tahliye edilirse bu seçim meşru olur mu sorusuna şöyle cevaplamak lazım. Aslında olağanüstü hal koşullarında yapılan ve devletin bir tarafta devletin bütün imkanlarını kullanarak kampanya yürüten, diğer tarafta diğer adayları kastederek söylüyorum, sadece kendi imkanlarıyla bir kampanya yürüttüğü bir ortamda seçimin hiç meşru olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak Demirtaş'ın tahliyesiyle birazcık daha eşit koşullarda bir yarışın önü açılmış olur. Yani sadece Demirtaş'ın tahliyesi bu olağanüstü koşullarda yapılan seçimi meşru kılmaya yetmez. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Peki şunu soracağım Canan Kaftancıoğlu. Şimdi o hal altında seçime gitmek aslında asla olmaması gereken bir şey demokrasilerde. İşte bir cumhurbaşkanı adayının içeride olması, eşitsiz kampanya hepsi. Ama seçime katılan partiler ve adaylar bunu kabul ettiğine göre prensip olarak seçim sonucunun meşru olacağını da seçim sürecinin ve sonucunun meşru olacağını kabullenmiş olmuyor mu? Şimdi şöyle bir kere bir takım gerçeklikleri görmek lazım. Şimdi söylediğiniz çok katılıyorum. Olağanüstü hal koşullarında seçim yapılmasının o seçime bakıldığında hem demokrasi ölçeğinde hem dünyadan bakışla aslında sonuç ne olursa olsun bir meşruiyet tartışması yaratacağı gerçek. Ama ortada böyle bir sonuç var. Olağanüstü hali yaşıyoruz. Ne yazık ki olağanüstü halin iktidarın işine geldiği gibi nasıl bu koşullarda manipüle ettiğini görüyoruz. Böyle bir gerçekliğimiz varsa eğer ve böyle bir seçim kararı alınmışsa ve bunun önüne geçilemiyorsa elbette bu koşullarda biz bu koşullara rağmen. Bu koşullara rağmen bunu meşru görerek değil buna rağmen biz bu seçimden o sandıktan halkın iradesini doğru tecelli ettirme sorumluluğumuz var. Ama şunu söylemek lazım bir 10 yıl sonra bugün sonuç ne çıkarsa çıksın bakın çok net söylüyorum. Türkiye siyasi tarihine baktığımızda bu hepimiz için, herkes için aslında ayıplı bir durum olarak karşımıza çıkacak ve tarih sayfalarında yerini alacaktır. Bütün bunlara rağmen sözcüğü bu seçim için aslında hani her cümleye neredeyse yerleştirebileceğimiz bir uygun parça gibi. Evet. Şimdi Erdoğan da Türkiye'yi getirdiği duruma rağmen... Evet.
mağduru oynamaya çalışıyor. Hı-hı. Nereden yapıyor bunu? Bir finans sektörü tabii. diye. Hani birileri finans sektörü işte dolarla oynuyor vesaire diye bakıyor. Oysa şunu görmüş olmasını herhalde Merkez Bankası'na karışmadığı zaman dolar biraz ateşi dönüyor. Dolayısıyla finans sektörünün lobi, faiz lobisinin işi değil bu. İki, FETÖ üzerinden. Gerçekten hani bunların karşılığı var mı? Tabanda. Hiç karşılığı yok. Neden olmadığını hemen somut bir örnekle söyleyeyim. Şimdi geçmiş uzun uzun çok televizyon programlarında falan tartışılıyor. Ama ironik bir cevabı şöyle vereyim. Geçen gün bir konuşma sırasında Erdoğan ne dedi? Biz bugüne kadar ne kandırılan ne de kanan olduk dedi. Evet. Şimdi daha hemen kendini yalanladı. Daha FETÖ darbesinin hemen ardından biz kandırıldık diyerek günah çıkaran kimdi diye sormak lazım. İnsanlar artık bunu görüyor. FETÖ'ye gelince şimdi söylediğiniz çok doğru. Memleketteki sorunlar hiç Erdoğan'ın ya da onun temsil ettiği zihniyetin bir sorumluluğu yok. Ya dış mihrakların bir sorumlusu bu sorunların, ya işte başka yapılar sorumlusu, ya faiz lobisi sorumlusu, ya da FETÖ sorumlusu, öyle değil mi? Hep o söyleniyor. Evet. Kendilerinin sorumluluğu yok. Peki madem öyleyse, biz hep söyledik 15 Temmuz işte FETÖ darbe girişiminden önce Fethullahçı yapılanmayla en çok mücadele eden kimdi ve onların sonradan kandırıldık dediği durumları gerek mecliste, gerek sokakta, gerek hayatın her alanında bir vatandaş, bir siyasetçi sorumluluğuyla, hani burada Kamer Genç'i de hatırlatmak lazım ki bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bu duyarlılıkla hareket etmiştir. Ama sembol olduğu için bu Fethullah Gülen'in bu devlet için, bu memleket için ne kadar zararlı bir yapılanmaya, devlet kadrolarına girerek ne kadar sıkıntı olacağını söylemişken ve bugün kendileri bunu söylüyor ve FETÖ ile hesaplaşma ya da FETÖ terör örgütüyle hesaplaşma adı altında sadece ve sadece kendilerine muhalif olanlarla nasıl hesaplaşıldığını görüyorken halkın bunu görmemesi sizce mümkün mü? Yani artık kral hakikaten çıplak. Önceden kendilerince söylediklerini bir şekilde halka ikna edecek bir takım kendilerince anlaşılır argümanları vardı. Artık bu argümanlar falan kalmadı. Şunu siz çok net eminim görüyorsunuzdur ve deneyimliyorsunuzdur. FETÖ ile hesaplaşıyoruz diyorlar. Şimdi FETÖ ile hesaplaşan bir yapının, kendileri söylemediler mi? FETÖ devletin her yerine sızdığını varsayalım. Yani. Kadrolarına, yargıya, emniyete, medyaya. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Veya darbe sonrasında de mecliste... Devlete kim sızdırdı? Muhalefet mi? Muhalefet mi? Ve bir şey daha söyleyeyim. Aslında bu işin kırılma noktası 2011 referandumudur. 2011 referandumunu dün gibi hepimiz hatırlıyoruz neler söylendiğini. Tabii. 2011 referandumunda yapılanlarla Fethullah Gülen terör örgütünün kişilerin devlete sızmasını, yerleştirmesinin önü açılmıştı. Bunlar... Devlete karşı, bakın devletin haklarını korumak ya da halkın haklarını koruma noktasında kavga etmediler. Kendi çıkar ortaklıkları noktasında, ayrıştıkları noktada kavgaya düştüler. Ve halk şunu görüyor, benim için ya da devletin çıkarları için değil, kendi kavgaları, kendi rant kavgaları sonrasında bir kavga ortaya çıktı. Kendi rant kavgaları olmasaydı bugün kavga ettikleri yapı hala devlet mekanizmalarının içinde olacaktı. Evet. Halk bunu evet. çok net bir şekilde görmüş durumda. Dün akşam yurt dışında yaşayan bir dostum aradı. Aslında hakkında ne yakalama kararı var, hiçbir dava, hiçbir şey yok. Fakat Türkiye'ye gelmeye açıkçası çekiniyor. Evet. Yani aman hani gelirim de çıkamam diye böyle bir dışarıdan evet. bakınca daha mı kötü görünüyoruz bilmiyorum. Biz burada yaşaya alışıyor muyuz? Şunu sordu. Dedi ki ya şöyle bir algı var dedi. Ne yapar yapar Erdoğan bu seçimi alır. Kaybedeceği seçime girmez dedi. Ya dedim artık o günler geride geçti. Kaldı. Bunun üzerine başladı bana çeşitli örnekler vermeye. İşte şöyle yaparsa peki, böyle yaparsa peki. Örneğin Meral Akşener için birdenbire bu FETÖ suçlaması vardı ya zaten Bahçeli'nin de dile getirdiği. Mesela demin örneğin dedim şimdi mesela diyorum bağışlayın. Örneğin
Adil Öksüz, FETÖ'nün hava kuvvetleri imamıydı malum. 16 Temmuz günü devletin, bakın devletin, savcıların, hakimin, polisin, herkesin gözü önünde elini kolunu sallaya 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 aleyhindeki delillerde dosyadan düşmüş halde gitti. Bunu ortaya çıkarsalar, o da işte yalandan ya da iftira neyse Meral Akşener hatta İnce aleyhine bir şey söylese. Şimdi insanların korkusu böyle. Ama mesela savaş ilan edebilir mi gibi. Bunlar konuşuluyor herhalde tabanda. Ne anlatıyorsunuz böyle söyleyenlere? Şimdi hemen buna izin verirseniz kendi kişisel öznel durumumdan örnek vermek isterim. Nedir o? Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olduğumda yıllardır siyasetin içinde birisi olmama rağmen olmayan bir takım olaylar üzerinden hakkında bir karalama kampanyası başlatıldı. Evet, denildik işte Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'cü, Canan Kaftancıoğlu, DHKP, CC'li, işte adını bile söyleyemediğim bir sürü örgüt üyesi olduğum, işte PKK'lı olduğum vesaire vesaire. Hepsi şimdi, bir arada. Hepsi bir arada. Yani karma örgüt. Fakat şunu söyleyeceğim. Bu elimde bir bilgi olduğu için sizinle paylaşayım. Bu propagandadan sonra uzunca bir süre hakkımda bütün medya kurullarında karalamalar vesaireler oldu. Ve AKP kendi tabanında benimle ilgili karalamalara dönük bir çalışma yaptırdı. Ve o çalışmada görüldü ki kendi kitlesinde bile bu karalama karşılık bulmuyor. Ve ondan sonra belki dikkatiniz çekmiştir. Birdenbire bıçak kesildi, gibi bana olan kampanya kesildi. Zaten doğru değildi ama onlar için doğru olup olmaması önemli değil. Zaten. Halkta kendi kitlesinde nasıl, bunlar eskiden kitleleri konsolide etmenin bir yöntemiydi ya bu tip karalamalar. Kendi kitlesinde bile benim gibi birine yaptıkları karalamanın karşılığı olmadığını gördüler. Bunu neden söylüyorum? Yarın çıkıp da örneğin Adil Öksüz'ü bulduk deyip onlar da çıkıp işte Meral Akşener hakkında, örneğin Muharrem İnce hakkında veya sizin hakkınızda, hani korkuyoruz böyle ihtimaller var ya, söyleyeceği sözlerin artık hiçbir anlamı yok. Çünkü zamanın ruhuna aykırı durumlar bunlar. Çünkü artık kendilerini zamanında desteklemiş olan, oy vermiş olan İnançlı ve samimi AKP'liler bile şunu görüyorlar. Bakın onları çok net söyleyeyim. Çünkü ben sadece kendi örgütümle birlikte çalışıyorum ama İstanbul'da herkesle ve her kesimle iletişim ve temas halindeyim. Ve bu temaslarda şunu görüyoruz ki insanlar artık sadece ve sadece kendi iktidarını devam ettirmek için devletin mekanizmalarında kendi varlıklarını devam ettirebilmek için bir siyasi çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların kendilerine hiçbir faydası olmadığını ve oradan gelen bu tarz bilgilere karşı da kendilerini kapattıklarını bir adım daha ileriye giderek söyleyeyim. Din üzerinden, inanç üzerinden, çünkü kendi kitlelerini konsolide etmenin bir yöntemi de bu ya, yaptıkları propagandanın da gerçekten inanan Müslüman kesimde de artık eskisi gibi değil, hiçbir karşılığı olmadığını görüyoruz. İnanın ben muhafazakar kesimle gerek geçmişten bugüne, yani benim yaşadığım, yetiştiğim ortam o bölge olduğu için ve gerek iş hayatımla ilgili paylaşımlarımda şunu görüyorum. Şunu diyorlar ki bizim inancımız bizimle Allah arasında olan bir durumdur. Bizim inancımızın arasına artık AKP de giremez, girmemeli. Çünkü bize bunları yaparak inancımıza en büyük zararı veren yapı AKP'dir diyorlar. Yani toplumda artık bir takım ezberlenmiş kodlar değişti ve yine altını çizerek söyleyeceğim. Hepimizin en umutlu olması gereken durum budur. Ha, sandıktan istedikleri gibi bir sonuç çıkmadı. Kaos çıkarabilirler mi? Olabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kadim topraklarda yaşayan halk ve bu halkın vicdanı ve bu halkın önsezisi ve bu halkın, bakın, o andaki toplumu hep bir arada tutmaya yönelik refleksi her şeyin önündedir. Her türlü siyasi partinin yapacağı olumsuz durumların önündedir. Bu tabandaki o kardeşlik, eşitlik, bir arada yaşama duygusu iktidarın yapacağı, o propagandanın ya da olumsuz durumlarında emin olun önüne geçecektir. Anketlerde benzeri bir şey gösteriyor zaten. Hem AKP'nin hem de Erdoğan'ın kişisel oyunda bir düşüş var. Çünkü hep şu söyleniyordu, AKP düşer ama Erdoğan düşmez diye. Hayır, Erdoğan'ın oyunda da düşme var, o görünüyor.
Hatta bir çalışmada, çok özür dilerim, karaya girdim. Bana gelen bir çalışmada ilk defa Erdoğan'ın oyu AKP'nin oyunun altına düşmüş. Mesela böyle bir çalışma da var. Evet. İstanbul bazlı bir İstanbul çalışma. İstanbul bazlı, evet. İstanbul'a zaten geliyorum, evet, yavaş yavaş da. Önce şunu sorayım ama. AKP'den ya da Erdoğan'dan kaçan oylar nereye gidiyor? Genel şimdi, olarak ya da... Şöyle söyleyeyim, şöyle dağında tabii bunu rakamsal olarak değil ama farklı farklı oranlar olduğu için bir kere şunu söyleyeyim. AKP'ye geçmişte İstanbul özelinde söylüyorum bunları. Oy vermiş muhafazakar Kürtlerin artık AKP'ye oy vermeyeceğini görüyoruz biz. Hı. Onlar dağıtıldığında tabii çok yani küçük bir kısmı, bölümünden söz ediyoruz. Kuşkusuz bunları rakamsal değil ya da net şey değil ama oradaki kopuş görülüyor. Bütün çalışmalarda ortaklaşılan durum bu. Bu oyların bir kısmı HDP'ye gidecektir. Saadet Partisi'ne gidecek çok az bir kısım var. Ama AKP'li kadınlardan, bunun altını çizmek isterim ben, AKP'li kadınlardan örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yönelim var. Tabii. Allah Allah. Evet. İlginçtir ve bizim özellikle bu aralar İstanbul'da çalışma alanımız ve onu da özel olarak çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yönelim var. Bizim İstanbul özelinde gördüğümüz, elbette bu çalışmalar, anketler çıkıyor. Çünkü bugün seçim yapılırsa çıkacak sonuçlardır İlcenin, onlar. İlcenin bu değişimde bir payı, rolü var mı? Vardır muhakkak. Nasıl? Kuşkusuz var. Şöyle ki İnce özelinde şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kere Muharrem İnce'nin aday gösterilmiş olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani A'dan Z'ye her kesimini kemikleştirdi. Çok özlediğimiz bir durumdu. Size çok net soruyorum. Tabii. Sevgili Canan. Size sürpriz oldu mu? Çünkü çok aday ismi çıktı ortada. Şimdi, ve ben kendi adıma hani yanıldığımı da itiraf ettim. Dedim ki Kılıçdaroğlu kurultayda karşısına rakip olan bir ismi. Hakikaten bunu söyledim yani. Saklayacak bir tabii yanım yok. Böyle bir ismi karşısına alıp da işte Cumhurbaşkanlığı sarayına ya da koltuğuna götürecek bir şey yok, kapı açmaz diye düşünüyordum. Ama şaşırttı beni, evet, Kılıçdaroğlu. Beni şaşırtmadı. Şundan dolayı şaşırtmadı. Hemen geçmişe gideceğim. Örneğin çözüm süreci döneminde Kılıçdaroğlu çıktı, ne dedi? Benim siyasi hayatıma mal olsa bile ben bu sorunun çözülmesi için iktidara açık çek veriyorum dedi. Bu memlekette gerçekten memleket için siyaset yapan bir liderin yapması gereken şeydi. Bugüne geliyorum hemen. Sürpriz olmadı çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun kendinden ziyade memleket için siyaset yaptığını bildiğim ve bunu geçmişte de deneyimlediğim için en doğru adayın, ki öyle olduğunu görüyoruz şu anda, Muharrem İnce olduğunu, işte ölçümler, çalışmalar, adını her ne dersek diyeyim, bütün değerlendirmelerden sonra çıktığında benim karşıma rakip olarak çıktı. Ben onu aday yapmayayım demeyecek bir lider olduğunu gördüğüm için bunu yapacağını biliyordum. Dolayısıyla İnce sürpriz olmadı. Peki İnce'nin yarattığı rüzgar o sürpriz oldu mu? Sürpriz olmadı. Sürpriz olmadığını neden söylüyorum? Çünkü biz Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı toplantıda gördüm ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri uzun zamandır ilk defa ama ilk defa topyekün bir şekilde bu işe sahiplendi. Coştu. Coştu. hani Anadolu'da denir ya maya tuttu diye. İnce'nin adaylığıyla birlikte bizim örgütlerimiz buna hep birlikte sahiplenince ben bu rüzgarın dışarıya anında yaratılacağını görüyordum ve aynen de öyle gidiyor. Fakat şunu ifade edebilirim, bu benim için bu kadar hızlı, şimdi siz İnce'nin yarattığı rüzgar diyorsunuz, ben birkaç gün sonra bunu fırtına olacağını düşünüyorum. İnce'nin de bu süreçteki performansı, yaptıkları, söyledikleri, geçmişten bugüne gelen siyasi mücadelesi, altını çizmek lazım, sempatisi ve halkın hakikaten özlediği, bakın tırnak içinde özlediği bir Cumhurbaşkanı adayı profili çizmesi de bu rüzgarın kısa sürede oluşması anlamında etkili faktörlerden birisi oldu. Ben inanın her gittiğim yerde zaman zaman eleştiriler duyardım işte farklı seçim dönemlerinde vesairelerde. Şimdi ben Muharrem Bey'e dönük en ufak bir eleştiri ya da şunu şöyle yapıyor aslında doğru değil denilen hiçbir şey görmüyorum.
Bunu da şurada somutlayayım izninizle. Şimdi bizim milletvekili adaylarımız belirlendi. Sahada, sokakta çalışma yapıyoruz. Eskiden şöyle olurdu. İşte İstanbul'da örneğin bir bölgede 35 tane milletvekili adayı olur ve genellikle seçilebilecek yerdeki arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışır. Örneğin onun devamında gelen arkadaşlarımız da çalışırlardı. Hiç haklarını yemeyeyim. Ama bugün inanın İstanbul'da daha dün örneğini gördüğüm için birinci sıradaki milletvekili adayımızla 35. sıradaki milletvekili adayımız aynı gayretle çalışıyor. Ya da listede olmayan isimler. Şimdi onu isimler. Söyleyeceğim. Listede olmayan arkadaşlarımız da şu anda zaten milletvekillerimiz kendileri aynı gayretle çalışıyorlar. Yani hiç kimse ben listenin sonundayım diye çalışmaktan vazgeçmiş değil. Hiçbir adayımız ben listede yokum diye çalışmayacağım demiş. Barış arkadaşı her yerde görüyorum hala. Her yerde hala. Geçen gün birlikteydik. Dolayısıyla her bir için aynı durum söz konusu. Bu birlikteliğin, bu örgüt içinde, Cumhuriyet Halk Partisi örgüt içindeki bir arada olma duygusunun ve özlenen bir duyguydu bu. Onu da ifade edeyim. Dışarıya yansıması mümkün. Yalnız benim bir şikayetim var. Değildi. Buyurun. CHP'nin İstanbul'da kaptanı bir kadın. Evet. Ama çok az kadın var listede. Yani neredeyse yok gibi. Hı hı. Bu benim şahsen hani çok şaşırttı ve üzdü. Şöyle niye bu kadar az kadın var? Söyleyeyim. Haklısınız. Ama bunu da şöyle açıklamak lazım. Bir kere İstanbul'da il başkanının bir kadın olması ve bunun devamında başka durumların da daha olumlu durumların oluşmasında beklenirdi. Ama burada ben şunu söylüyorum. Listelerde kadının az değil, geçmiş seçimlerle kıyaslanla, çünkü onların ben çalışmasında yaptım. Genellikle bütün seçimlerde yaklaşık aynı rakamlarda kadın var. Yeter mi? Asla yetmez. Değişmesi gerekir mi? Elbette değişmesi gerekir. Ama bunu sadece ve sadece listelerde şu kadar kadın var üzerinden değil, bu gerçekliği görüp alıp bir kenara koyup Cumhuriyet Halk Partisi içinde de kadın mücadelesini arttırarak devam ettirdiğimizde eninde sonunda değişecek bir durumdur. Ama bu ne yazık ki sihirli değneğimiz ama olmadığı için. Ama hep yıllardır söyleniyor bu ya. Hep cekcak cekcak. Bakın ben cekcak demiyorum ama. Ben bir şey istiyoruz da demiyorum. Ben il başkanı olarak şunu yapabilirdim örneğin. İşte buraya iki kadın daha koyalım. Hmm. Bu kadın mücadelesinin bir kazanımı olmazdı. Erkek egemen bakışta iki tane daha kadının orada. Ben kadınların vitrinde sadece kadın olsun diye konulmasına da karşıyım. Elbette. Bakın, ben bunu net söylüyorum. Elbette. O yüzden bizim parti içinde vereceğimiz ve Türkiye kamuoyuna da taşıyacağımız kadın mücadelesinin bir sonucu olarak gelecekte bu mutlaka olacaktır. Bunun tartışması olacaktır. Onun altını çizmiş olayım. Kadın demişken ben izin verir misiniz şu kadın dayanışma platformundan da birkaç cümleyle söz etmek isterim. Yayından önce geldim. İşte Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu adı altında bir platform kuruldu. Bugün benim de toplantısına katıldım. İstanbul'daki hatta Türkiye'deki tüm kadın örgütlenmelerinin yapılarının bir araya gelerek kadın mücadelesini hem siyasette hem yaşamın diğer alanlarında bir adım daha ileriye taşımak için işte o listelerde daha fazla kadının olması bizim kadınlar olarak buralarda vereceğimiz mücadelenin sadece istemek değil. Şunu ben tutayım. Buralarda şöyle. Vereceğimiz mücadelenin ve buralardan alacağımız sonuçların yansıması olacaktır. O yüzden ben bütün kadınlarımıza listelerde yer almak için, siyasetin etkin kurumlarında yer almak için istemek değil, hak verilmez alınır ama mücadeleyle alınır şiarından yola çıkarak buralarda mücadeleye çağırıyorum. Zaten yani hani meclise ya da şurada burada önemli değil, hayatın her alanında tabii. Var olmak lazım. Evet. Hayatın her alanında mücadele etmek lazım ve hep söylediğim gibi kadınlar vardır, bizim sloganımız malum kadınlar vardır. Kadınlar var olduklarını er ya da geç bazı kafalara da sokacaktır. Aynen. Şimdi İstanbul meselesine evet. Geleceğiz ama önce hanımefendiler, beyefendiler sizlerle bir köşe yazısı ama köşe yazısının içinde çok enteresan bir haber paylaşacağım. Yazan Murat Muratoğlu Sözcü Gazetesi'nde çok ilginç yazılar yazan bir ekonomist. Şimdi diyor ki PTT ile ilgili internet sayfalarına giriyormuş PTT'nin. Bir takım şeylere, haberlere, bilgilere erişmek için sürekli burada yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir evet. Uyarısı çıkıyormuş. Evet. PTT'de erişemiyorsunuz. Ama diyor hani eğer gazeteciyseniz, biliyorsanız
başka yerden ulaşabiliyorsunuz. Neresi orası başka yer? Meclis tutanakları. Gazeteci arkadaşımız İzmir milletvekili, şimdi gene İzmir'den aday Atilla Sertel ulaşmış ve zaten onun Murat Muratoğlu'nun kaynağı da o. Haber şu efendim, hani bir Diyanet İşleri Başkanı vardı Mehmet Görmez. Ay ben öyle lüks arabalara binmem dedi, böyle ay pek bir nazlı, pek bir hoş davrandı. Ama sonra Erdoğan ona bir muazzam, hani servet değerinde bir araba, evet, hediye etti, zırhlı mırhlı falan. Beyefendi bindi, bir güzel de sonuna kadar da gezdi. Şimdi bu beyefendinin oğlu, bu oğullar ne kadar becerikli. Evet. Ne kadar becerikli. Bizim çocuklarımız beceriksiz. Ay evet ya, ama evet, annelerinde iş yok. Ya evet. Babalarında iş yok. Bizim kusura bakma yani sevgili canım. Hani şimdi Binali Yıldırım'ın oğluyla senin oğlun bir mi? Allah aşkına. Ya da Bilal Cumhurbaşkanı oğluyla bizim genel başkanımızın oğlunu kıyasladığımızda. Yani işte. Hiç. Nazar etmeyin ne olur. Evet. Hani uğraşın sizin de olur diyeceğim ama ne yapmak lazım uğraşmak için? Bu Burak Görmez bir şirketin ortağı efendim. Bunlar bir ihaleye giriyorlar. Bir şeyde kameralar olacak bunlar. Nerede onu pek yazmamış. Hani şimdi çok var ya her yerde kamera sistemi. Mobeseler şunlar, evet, bunlar vesaire. Şimdi bunlar ihaleye giriyorlar. 23.500 kamera alınacak. Bedeli de 61 milyon. Sonra kamera adedi 20.825'e düşüyor ama bedel düşmüyor. Böylece zaten bir kâr etmiş oluyorsun. Bu da yetmiyor. 61 milyon lirayı 70'e çıkartıyorlar. Şimdi evet, kamera sayısı düşüyor. Rakam. Ama maliyet daha da yükseliyor. Dahası da var bunun. Mesela başka firmalar girse bir hani tabii, işte rekabet mekabet düşer. O da yok. Şeyden önce. O da yok. Bu ihaleyi STM diye bir firma alıyor. Ama belli bir küçük komisyon karşılığında Burak Görmez'in oğlunun, yani Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in oğlunun firmasına veriyor. Tabii. Allah Allah. Sonra ne oluyor peki? Bu değişiklik sırasında komisyonu veriyor ya, ama komisyonu verirken maliyeti yükselttiği için gene kazanıyor. Çünkü 61 milyonluk para, maliyet 70'e çıkmışken birdenbire bir bakıyoruz ki ihale sonunda bu 80 milyon olmuş. Ve ayrıca dışarıdan gelecek her türlü mamul parça marça, evet, PTT üstleniyor. Tabii. Yetmiyor. Bir değişiklik daha yapıyorlar. Bütün bunlar ihale sürecinde oluyor. Ha? Hani acaba bunu nereden kırpabiliriz? Bunu nereden? Şimdi bakın sıradan vatandaş oturur, ya şekerden kısmamız lazım. İşte yol parasından kısmamız lazım. Çocuk yürüyerek gitsin, kız da zaten dışarı çıkmasın diye atıyorum. Böyle yaparlar. Bunlar daha çok kazanmak için yapmışlar bunu. En son yaptıkları da 5 yıllık garanti süresini 3 yıla indirmişler. Rantın en son ve en küçük şeysi 80 milyon nedir ki? Gerçi şeye göndere 1.2 milyon dolar Gazze'ye göndermişler diye hatırlatmadan edemeyeceğim. 1.2 milyon dolar Gazze'ye giderken bu paraları kazananların cebinden belli ki 5 kuruş çıkmamış. Bunların cepleri şişmiş, sadece şişmiş şişmiş. Rant bu düzeyde. Hele İstanbul'da. Sormayın. İstanbul'da nasıl bir rant var Canan Kaptancıoğlu? İstanbul'da korkunç bir rant var ve o ranttan elde edilenler İstanbul'daki sadece ve sadece %1 ile sınırlı bir kesim o ranttan faydalanıyor. Şimdi rant demişken, rant aslında çok da olumsuz bir kelime gibi düşünmemek lazım. Doğru şekilde siz
belirli kaynaklardan belirli bir artı değer yarattıysanız ve bunu halkla paylaştığınızda bu aslında olumlu bir durumdur. Ama İstanbul'da size en basit örneğini vereceğim sevgili Ayşenur Aslan. Biraz önce bu ihaleyi anlattınız. İstanbul'da Kadir Topbaş görevden alındığında 5 tane metro ihalesi yapılmıştı. Hı hı. Mevcut başkan, yani bize oy verene hizmet vereceğiz diyen şu andaki belediye başkanı var ya, onu ayrıca konuşuruz yeri gelirse. Bir belediyenin internet sayfasından bir açıklama yaptı. Bugün keşke bu olağanüstü seçim olmasa da biz yerel seçimlerde İstanbul'da neler olur bitiyor. Gene konuşuruz. Uzun uzun konuşuyor gene olsaydı. Konuşuruz. Ama bu çok tipik olduğu için bu örneği vermek isterim. Belediyenin resmi internet sitesinden şöyle bir açıklama yaptı. Biz bu ihaleleri yüksek fiyatla alındığı için, bakın yüksek fiyatla alındığı için ve iş süresi uzadığı için iptal ediyoruz dedi. İhaleye veren kimdi? Kendisinden önceki belediye başkanı, aynı parti. Yüksek fiyatla niye ihale verildi diye sorduk, evet. Biz. Sonrasında 20 gün sonra aynı firmalarla biz anlaştık. Yeniden metro ihalesine bu firmalar devam edecek dedi. Bunlar hep belediyenin resmi sayfasındaki bilgilerdir. Daha da acı olanını ben size alay eder gibi. Alay eder gibi, ama başka bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da yapılan metronun metrekare birim fiyatı, bizim İzmir Belediye'mizde de metro yapıldı. Metrekare birim fiyatıyla kıyaslandığında İstanbul'da metrekaresi 110 milyona denk geliyor. İzmir'de 45 milyona denk geliyor. Şimdi aradaki fark nasıl açıklanır? İşte biraz önce söylediniz ya, bu rakamlar nasıl olur diye. İşte bu rakamlar ne yazık ki sadece ve sadece oluşturdukları rantı, halka hizmet vermek vesaire değil. Ha, metronun hızını falan, yani yapılma hızından falan hiç söz etmiyorum, ayrı konu. Belirli %1'lik kesimin cebine girmesine olanak sağlamak için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sevgili Ayşenur Aslan bütçesi 11 tane bakanlıktan daha büyük bir bütçe. Ve bir şema var. 2011 yılından 2017 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma grafiği dikey bir şekilde yükseliyor ve o borçlanmanın arttığı yerde yönetilemez durumda şu anda belediye ve yatırımlara baktığımızda sıfır yatırım. O borçlanma, bu ihalelerdeki elde edilen rant kimlerin cebine girdiğini artık biliyoruz. Bir somut İstanbul'u konuşalım diye size örnek vereceğim. Örneğin İstanbul'da Etiler'de polis okulunun arazisi, evet, vardı. Biz, evet, o araziyi, bakın bu çok trajik ve tipik bir durumdur. O arazi, polis okulu oradan taşınsın ve o arazi kamu hizmetin açılsın, yeşil alan veya nasıl uygun görülüyorsa yapılsın diye. Ve o araziyi Büyükşehir Belediyesi'nin kendi arazisi bu, bakın. Kendi arazisiyle ilgili karar alamadı, aldırtmadılar. Ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı orayı imara açtı. Belediyenin düştüğü durum, İstanbul halkını yöneten belediyenin durumunu görün diye söylüyorum size. İmara açtı ve o kadar bizim karşı çıkmamıza rağmen oraya rezidans AVM yapılmak üzere şu anda o arazi inşaata başlanıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde yaşayan insanların ihtiyacı oradaki AVM rezidans. Bile de Erdoğan'ın adı geçti o şeyle. Orada bir teyit edilmediği için söylemeyeyim, evet, bir bakanın kardeşinin kardeşi adı geçiyor ama dediğim gibi. Ama biz, zaten oğullar zaten kardeşler. Zaten o mekanizmalar, tabii, hep var. Yine İstanbul'a gelecek olursak, İstanbul'un 39 ilçesinde bakın bizim 14 tane belediyemiz var. Diğer belediyeler şu anda AKP belediyesi. Bugün seçim satımı haline girildiğinde diğer belediyelerimizde de var. Ama Beylikdüzü belediyemizin yaptığı bir şey var. Bu seçimle ilgili olduğu için söyleyeceğim. Bir demokrasi sokağı yap. Bu demokrasi sokağını bütün partilere, belediye yan yana ve o kadar güzel ki bugünlerde de ziyaret edeceğim. Ama Beylikdüzü zaten inanılmaz güzel oldu. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri hakikaten inanılmaz, evet, güzel. Biliyorum ama İnanın öyle. Özel bir elbette şey. Orada bütün partiler yan yana çadırlarını kurdular. Bir kardeşlik içinde orada her biri eşit fırsatlar ve eşit haklarla, bu Türkiye'ye örnek olması gereken bir durum, çalışma yapılıyor. Ama diğer belediyelerde, örneğin Üsküdar'da, bizim orada seçim ne diyelim, standlarımızın kurulmasına bile izin verilmiyor. Geçen gün benim Sancaktepe'de ilçe başkanımı, zabıtalar geldiler. Sadece ve sadece herkesin yaptığını yapıp meydanda AKP'nin çadırının yanına bir stand koyduk diye zabıtalar koyamazsınız diye müdahale ettiler. İstanbul ne yazık ki bu durumda ve güzel olan Sancaktepe'de bizim standımıza zabıtalar müdahale ettiğinde inanın Sancaktepe halkı sahip çıktı Cumhuriyet Halk Partisi standına. Şimdi bugün 29 Mayıs, yani İstanbul Fethi'nin yıl dönümü. Evet. Şimdi İstanbul'un Fethi'nin
565. yıl dönümü oluyor değil mi? Evet. Evet, 565. yıl dönümünde bu akşam da Erdoğan bunu gene fırsat bilecek. Evet. Biz işte Fatih'in torunları, kendisi itiraf etmedi mi? İstanbul'u ihanet ettik, mahvettik diye. Şimdi bu ve az önce söyledikleriniz sabaha kadar konuşabilir. Konuştum. Biliyorum çünkü. Yani bu Fikirtepe yeter. Fikirtepe'de yatırılanlar, kentsel dönüşüm adı altında yapılanlar, bir küçücük işte bakın Fikirtepe'ler. Evet. Bir küçücük ben de Gazi örnek Osman vereyim. Gazi Osman Paşa'da yapılanlar, Ümraniye'de yapılanlar, o kadar çok örneği var ki. Ben kendi gözlerimle tanık olmasam ve kulaklarımla yok canım derim. Kadir Topbaş'ın bazı iktidar yanlısı gazetecilere kentsel dönüşüme girecek yerleri önceden söyleyip oradan neredeyse adres tarif vererek ucuza ev aldırdığının ben tanığıyım. Bir parantez açabilir miyim? Bu çok yakın olduğu için. Örneğin Gazi Osman Paşa ilçemizde. Bakın AKP belediyesinin olduğu yerde. Belirli mahalleleri sırf rant alanına çevirmek için ilk önce ne yaptılar? Kentsel dönüşüme soktular. Mahkemeye verdiler. Halk, oradaki halk iptal ettirdi. Başaramadılar. Riskli alan ilan ettiler. Riskli alan ilan etmenin koşulları var. Yani siz orada binalara geleceksiniz, karot alacaksınız, ölçümler yapacaksınız vesaire vesaire. Ve önce riskli alan ilan ettiler. Sonra insanların evine zorla girerek, bakın polis zoruyla karot almaya çalıştılar. O da olmadı. Şimdi daha dün, bakın dün bugün bizim ilçe başkanlığımız orada yani gelip. Yani basbayağı dün. Tabii dün. Çok tipi. Evlerine gelip insanları zorla, video görüntüleri var burada, bugün açıklama yapılacak orada. Daha dün insanların evine zorla girerek insanları evinden atıyorlar. Neden? Oradaki insanları sadece boşaltıp diğer yerlerde yaptıkları gibi birilerine peşkeş çekip o arazileri, çünkü değerli ya o araziler, halktan alıp o %1'lik kesime vermek için. Ve İstanbul'u o kadar çok ihanet ettiler ki, yani ben şunu söyleyebilirim, Fatih İstanbul'u fethetti ama AKP zihniyeti katletti. Ve İstanbul'un inanın son şansı. Şimdi yani İstanbul'u bir konuğum Canan Kaftancıoğlu diye bu kadar uzun uzadıya konuşmuyoruz. Çünkü bakın bir grafik gelecek ekrana. İstanbul 98 milletvekili çıkartacak. Evet, yeni meclisin en büyük meclis bir pasta olarak düşünürseniz pastanın en büyük dilimi İstanbul. Evet. 98 milletvekili %16 küsura tekabül ediyor bu meclis oranında. Yani 6'da biri yaklaşık, bakın Türkiye'nin 6'da biri seçmen ve milletvekili sayısı olarak İstanbul'dan gidecek. Şimdi bu İstanbul vaktiyle kaybedildi değil mi? Hı. 1994 yılında başladı ihanet. Geçen gün Nurettin Sözen dedi ki, yahu dedi benim başlattığım projeleri bitirdiler. Yani biz yaptık diyorlar dedi. Metro bitiremediler. Metro projesi o dönem projesiydi. Hani Sözen'in başlattığı o kadar yerden yere vurdukları Sözen'in. Ama ne oldu? Bakın 1994 yılında olanlar bize bugünü anlatıyor. 1994 yılında şimdi bir araya gelemeyince sonucu göreceğiz. ANAP'tan İlhan Kesici adaydı. %22.14 oy aldı. DSP'den Zekeriya Temizel adaydı. %12.38 oy aldı. DYP'den Bedrettin Dalan adaydı. %15.46 oy aldı. SHP'den Zülfü Livaneli adaydı. %20.30 aldı. Şimdi ANAP'la DYP aynı mahallenin çocukları. Evet. Kuzen, kardeş çocuğu. Birleşmediler. Ya yani biz bir araya gelelim de şunu alalım. Mesela Bedrettin Dalan'ı veya İlhan Kesici'yi aday gösterin diyemediler. Ya da DSP ile SHP kardeş çocuğundan öte kardeş. Zülfü Livaneli ile Zekeriya Temizeli bir araya getirip birini aday gösteremediler. Ve ne oldu? Tekrar gelsin o. Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nden aday oldu. Sadece %25.19 ile İstanbul'u aldı. Şimdi sonra ama İstanbul'u kaybedeceklerinin sanki ipucu gibi referandumda ne oldu? Referandumda da %51 küsur
Hayır. Hayır çıktı. Ama tabii bu hayır bileşenleri yerel seçimde ne yapar? Onu daha sonra konuşuruz ama şimdi önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bir parlamento seçimi var. Bu hayır bloku %51 İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu da az önce size söyledim. Daha da büyüdü mü? Mesela İstanbul %51 ile mi yetinecek? Erdoğan'ın İstanbul'da sahaya sürdüğü damadı bile İstanbul'dan aday. Yani ne kadar önemli olduğunu İstanbul'un o da farkında. Ve kaybetme korkusu var herhalde. Var, bilmiyorum var. Öyle çok mi? Çok belirgin. Bir anlatsanıza. Şimdi şöyle durumu şöyle söyleyeyim. Kaybetme korkusunun olduğunu şuradan görebiliriz. Cumhurbaşkanlığını alabileceğini düşünen bir Erdoğan sanıyorum damadını bakan olarak yanında tutmak isterdi. Birlikte güzel işler yapıyorlar. Hı hı. Veya diğer bakanlık yapabilme kapasitesi olan kendileri içinde birlikte çalışma arkadaşların hepsini milletvekili olarak göstermesi bile aslında kaybedeceğinin kendi içindeki bir yansımasıdır. İstanbul'a gelince İstanbul'u elbette önemsiyor. Ama ben şunu söyleyeyim, İstanbul'da alacağımız sonuç, hep birlikte alacağımız sonuç referandumun daha da üzerinde olacak. Ve İstanbul'da AKP kimi sahaya sürerse sürsün, İstanbul'da şu ana kadar aldıkları en düşük oy alacaklar bu seçimde. Bunu çok net söylüyorum ve seçim sonrasında da siz böyle söylemiştiniz diye bana hatırlatacağınızı da bilerek söylüyorum. Ne yaparsa yapsın, İstanbul'a yaptıkları ihanetin, İstanbul üzerinden Türkiye'ye yaptıkları ihanetin bedeli o kadar büyük olacak ki o sandığa o yansıyacak. Bunu net bir şekilde ifade etmiş olayım. Şunu hep merak ediyorum ve konuklarıma mutlaka soruyorum. Parlamentoda Milletik İttifakı artı HDP evet. Çoğunluğu sağlayacak mı parlamentoda? Sağlayacak. Sağlayacak. %100 sağlayacak. HDP'nin barajı geçme ihtimali nasıl? Barajı geçecek HDP. Yani baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum. Anketlerde onu gösteriyor zaten. Peki şeye girdiklerinde, meclise gittiklerinde bu HDP'nin de bir şekilde tabanla, tabanda ittifak olduğu için HDP'nin de dahil olduğu bu buluşma platformu dağılır mı? Şimdi şöyle orada dağılır mı ya da bir arada durur mu üzerinden bu durumu konuşmak aslında bizi doğru sonuca götürmeyebilir. Şimdi ortamız bir gerçeklik var. Cumhuriyet Halk Partisi neyi söylüyor? Biz yeniden demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. Diğer partiler de aslında bundan çok farklı bir şey söylemiyorlar. Şimdi olmayacak ama bir ters senaryo söyleyeyim size. Parlamentoda çoğunluğu biraz önce konuştuğumuz yapının aldığını ve olmayacak ama Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiğini. Bu tamamen ve tamamen devlet mekanizmasında aslında sürdürülemez. Devlet aklı nasıl bir akıldır? Olması gereken, bugün olmayan ama normalde olması gereken akıl. Her türlü planlamanın, programlamanın, hazırlığın ve her türlü durumun önceden öngörülüp buna göre önlemler alındığı bir akıl olması lazım, öyle değil mi? Mesela bu akıl hiçbir yerde düşünülmemiş. Onlar tarafından açısından, da düşünülmemiş. Onlar açısından da düşünülmemiş. Şimdi burada çok ciddi bir yönetim ve sıkıntılı durum olacak. O cephede üst akılda bir sıkıntı olmuş anlaşılan. Birçok yerde olmuş ama burada somut görünür bir şekilde. Bu olmayacak. Bunun olmadığı noktada biz hep ne diyoruz? Cumhurbaşkanı seçildiğinde Muharrem İnce, parlamentoda da çoğunluk tamamlandığında hemen çok kısa sürede tamirat ya da işlerinden sonra tamirat tam karşılığı olmadı ama yeniden demokratik parlamenter sisteme geçtiğimizde artık her parti demokratik parlamenter sistemde geçmişte olduğu gibi eksikleri de tamamlar bir yerden. Eksikler nedir? Örneğin bizler seçim barajının %10 olmasını doğru bulmuyoruz. Hiç kim demokrasiye inanan hiç kimse doğru bulmuyor. Bu güncellemeleri de yapılarak aynen olması gereken parlamenter sistemde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu ittifak yasaları da vesairelerde birileri kendileri kalması için yaptıkları işlerde yine demokrasinin gereği olarak demokratik uygulamalarla eski haline dönüştürülecektir. Yani evet. Devam etmesi gereken durumlar olmayacaktır evet, dolayısıyla. Sevgili Rıdvan Budak bir mesaj atmış. 94 seçimlerinde Zekeriya Temizel değil, Necdet Özkan adaymış DSP'den. İnternetten araştırmadan
Ben hafızama çok güvenmem. Bakmıştım, kaynağım beni yanıltmış. Özür dilerim. Nevzet Özkan'mış. Ben de Zekeriya Bey'i açıkçası hatırlamadım ama yani ben bazen olabilir. Ben hani üzerinden o kadar zaman geçmiş. DSP adayında adı geçtiği için olabilir gibi gelmişti. Ona dair de işte bir araya gelmek ve birleşme, geçmişi bugün konuşma zamanı değil. Ama bugün geçmişten ders alma ve aynı hataları yapmama sorumluluğunda olduğumuz günlerde geçiyoruz. O yüzden önümüzdeki seçimlerde de, yerel seçimlerde de, bu genel seçimlerde de artık siz çok güzel söylediniz, işte kardeş yapılar diye, bizlerin üzümün sapı, armudun çöpü demeden demokrasi, eşitlik, özgürlük çatısında bir araya gelip birlikte topyekun mücadele edeceğimiz günler olacaktır. Bunu geçmişteki gibi yapmayacağız. Yani İstanbul'a geldiler. İstanbul'dan gidecekler. Mehter'le gelip İzmir marşıyla gidecekleri gibi. Evet. Sevgili Canan Kaftancıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimler için ayrıca konuşacağız. Çok şu sevindim. 24 Haziran hengamesini atlattıktan sonra sıra gelecek İstanbul'u, Ankara'yı da almak, İzmir gibi. Hayır oylarıyla bunun zaten işaretleri verildi. Umarım olacak. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi hepimizin buradan başka bir yere evet koşarak gideceğim. Vallahi yani günde 4-5 saat uykuyla, çoluk çocuk zaten ama seçime kadar müsaade etti. Ettiler. Çok peki, sağ olsunlar. Şu çağrı merkezimizin numarası. Çağrı merkezi seçmenler için hem seçmenlerimize hem halkımıza bir çağrı merkezi bulunup seçim günü ben de mutlaka çorbada tuzum olsun diyen herkesi 0212 706 0979'dan ve yine sandik@cp.org.tr'ye mail atmanız durumunda sizlerin de çorbadaki tuzunuzu severek alırız demiş olalım. Hani ne diyor Muharrem İnce, ateşleyin bakalım diyor bağışları için vesaire için, böyle kendi üstü bunca. Ben de size diyorum ki durmayın hanımlar beyler, çalışın, sandık için çalışın, sandığa gitmeme kararında olanları sandığa götürün, evet, demokrasi için, çocuklarınız için. Geleceğimiz ve ne için, için biliyor musun, geleceğimiz için, İstanbul'un renklerini öldürmelerine izin vermemek için. Vermeyelim izin ya. Şimdi mendilci teyzeleri size geçenlerde izlettim ya. Onun bir ikincisi geldi. Bu mendilci teyzeler gerçek bir kurgu mu bilmiyorum. Hiç önemli değil. Beyoğlu'nun neşesini öldürdüler. O neşeyi tekrar yaşayabilmek, kazanabilmek için mendilci teyzeler bize umut ışığı oluyorlar. Hoşçakalın. Yarın Fatih Portakal var. Buluşalım. Akşamüstü 16'da Emin Çapa var. İzleyin. Görüşmek üzere.